Aslı, ne yaptılar sana? Şahin! Yazoğlan! Yazoğlan! Kardeşim! Tamam tamam, iyiyim iyiyim. Sakin ol kardeşim. Doktor, Aslı'ya ne yaptılar doktor, gördün mü? Şerefsizler. Elini kestiler doktor. Aslı'nın elini kestiler. Ben bunu onların yanına bırakır mıyım doktor? Ha? Bırakır mıyım? Hayır. Doktor, Şahin bırak. Dur. Şahin. Bırak doktor. Sakin. Sakin ol oğlum. Sakin ol, tamam mı? Aslı'nın elini kestiler doktor. Karım. Karım o benim. Her şey. Ben nasıl unuturum doktor bunu? Ha? Bırak, tamam, bırak. Ha. Çekil. Yaz oğlan! Ya oğlum! Sana! Ya, doktor tamam. Bir dur ya, bir dur! Tamam, doktor kendine tamam. Gel. Tamam. Bak, bu yaptığın yanlış. Doğru değil bu. Doktor, gitmem lazım. Onların yaptığı doğru, bizimki mi yanlış? Söylesene bana. Aslında elini kestiler. Elini kestiler. Tamam, bir dur aslanım. Haklısın yani ama. Tamam, bir sakin ol önce. Bırak. Adam, savaş başladı diyor. Ha? Ne olacaksa olsun. Doktor, ben o herifleri geberteceğim. Bırak gideyim. Yaz oğlan! Hayır! Hayır! Yaz oğlan! Hadi! Sana dur dedim aslanım. İyi misin? İyiyim. Komutanım, gitmem lazım. Bu karşılıksız kalmaz. Oğlum, Şahin, sakin ol, tamam mı? Lan! Hayır! Yaz ulan! Ya aga, bu 60 vallahi durmaz bu artık ha! Behram'a gidiyor, öldürecek. Eğer bunu yaparsa bizi Farid'e götürecek, tek yol kapanır. Aslı'yı da bir daha bulamayız. Hadi yürüyün. Önüne baksana ya. Cesedini. Al. İç. Ya nereye gidiyorsun?
Lan kes senin ellerimi! Böyle nasıl çıkacağım ben? Hey! Tahmin ettiğin gibi kaseti izlediler. Boğa gibi harekete geçtiler. Bunun kocası da deli gibi çıkmış karargâhtan. Peşinden de diğerleri. Al kızım, bebeğin. Bir daha da sakın kaybetme. Kaybetseydim annem çok üzülürdü. Ablamdan kalan tek hatıra. Demek oyunu yediler. Hastaneye gidiyorlar ha? Güzel. Şimdi Behram'ı konuşturmak için her şeyi yapacaklar. Bu da bize Behram'ı kaçırma fırsatı verecek. Ya Behram öterse? Sen merak etme tavus kuşum. Ağzını açmadan öleceğini bilir. Behram ecel terleri döküyordur şimdi. Ben hastaneye gidiyorum. Önce sen şu timci kızla ilgilen. Sonra kusursuz kaçırma operasyonuna katılmak için benden haber bekle. Çık dışarı. Ya, çık. Dur tamam sakin ol. Çık hadi çık. Tamam. Çık dışarı. Konuş lan şerefsiz. Aslı nerede? Karım nerede? Bak. Oyun oynamıyorum. Farit nerede? Farit iti Aslı'yı kaçırdı. Karım nerede? Lan nerede? Karım nerede oğlum? Konuş lan. Konuş. Oğlum Aslı'nın elini kestiniz lan. Ben sizin yanınıza bırakır mıyım bunu? He? Allah'ım olamaz. Aslı! Aslı nerede? Nerede oğlum Aslı nerede? He? Lan nerede Aslı nerede? He? Lan oğlum. Bak patlatacağım lan beni. Konuş lan. Lan konuş. Oğlum patlatacağım beynini. Lan konuşsana konuş. Hop. Ne yapıyorsun dur. Geç şuraya geç. Sen biliyorsun değil mi lan? Nerede lan Farid? Lan. Karım nerede oğlum? Asker. Sen yandın. Bittin sen. Lan oğlum ben zaten yandım. Lan karımı aldınız lan ben. Konuş oğlum konuş. Lan konuş. Nerede karım? Bunu ödeyeceksin asker. Bakalım. Konuş. Nerede bu pislik? Aslı'yı bana vermezsiniz. Bu odadan ikiniz de sağ çıkarmam. Anladınız mı? He? Yok mu? Kalk! Kalk! Asker! Asker! Asker ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Siz istediniz. Söyle lan. Söyle yoksa atarım bunu aşağı. Yapma lan. Yapamazsın. Tutukluyu öldüremezsin. Lan hepinizi yakarım lan. Hepinizi yakarım. Söyle konuş. Öldür o zaman. Hadi öldür. Lan konuş lan. Konuş. Şahin. Öldür he. Tamam mı? Geber lan o zaman.
Şahin! Oğlu, ne yapıyorsun sen ya? Delirdin mi? Ne yapıyorsun sen? Attım onu. Şahin, oğlum sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum? Karımı aldılar, karımı. Karımı aldılar, adamı aşağı attı. Doktor, alın şunu. Alın şunu, alın dışarı. Ya, ya versin, oğlan. Tamam, hadi versin. Gel. Sakin ol, geç şöyle. Ah be yavru oğlan ya. Yüzbaşı, askerin müvekkilimi öldürdü. Bunun hesabını vereceksiniz. Bana bak lan avukat, kes sesini. Sıkma canımı. Seni de ben aşağı atarım, tamam mı? Yaz oğlan, sen ne yaptın acaba ya? Tuttun adamı aşağı attın ya. Ne yapacaktın peki? Ya Aslı böyle bulunur mu oğlum? E adam öldüyse ne oldu? Elimizde ipucu falan kalmadı. Hiçbir şey yok, sıfır. Öldüyse yandık doktor. Yandık ki. Bana bak Şahin. Bana bak aslanım. Sen ne yaptın sanıyorsun? Komutanım, Aslı'ya ne yaptıklarını gördünüz. Ben oğlum, adamı aşağı attın. Sen kimsin be ha? Hakim misin, savcı mısın sen? Adalet misin oğlum sen ha? Adalet misin? Bana bak, biz askeriz. Canımızı vatan için verir, kanımızı bu topraklar için akıtırız. Görevimiz her açıdan üstündür, anladın mı? Siz bunu bilerek evlendiniz. Bunu bilerek asker oldunuz siz, anladın mı? Hadi. Tamam, şöyle gidelim. Yavaş, dikkat edin, tamam, dikkat edin. Tamam. Ne oluyor orada ya? Hemen bir serum bağlayalım. Peki. Geç geç. Doktor hanım, tutuklunun durumu nasıl? Şansı varmış komutanım. Hastane önündeki tenteli kamyon hayatını kurtarmış. Aga vallahi yağız oğlanın verilmiş sadakası varmış he. Vallahi Allah korudu. Dışarı çıkar mısınız yüzbaşı? Müvekkilimle özel konuşacağım. Beni çıkarsın. Burada kalırsam bu manyak timciler ya beni öldürecek ya da... Her şey planladığımız gibi gidiyor. Bu olay iyi oldu. Sungurların elinden alacağım seni. Başka yere naklettireceğim. Nakil sırasında da kaçıracağım. Şayet sıkışırsan B planını uygula. Dua et adam yaşıyor. Yoksa işin bitmişti. Cinayetten içeride çürürdün. Komutanım, Aslı'nın elini... Bana bak aslanım. Kimse adaletini kendi sağlamaya kalkmasın. O zaman dünyanın çivisi çıkar. Şimdi ne oldu? İyi mi oldu ha? Behram'ı elimizden alması için avukata koz verdik. Vallahi öyle bir pislik bu avukat yapar mı? Vallahi bence kesin yapar yani. Behram'ı alırlarsa Aslı'yı bulmak da hayal olacak. Doktor, Şahin'i karargaha götür. Tamam aga. Hadi koçum gidelim. Ya Yağız oğlan gözün döndü ha. Ya anlamıyorsunuz bir türlü. Valiliğe gidiyorum yüzbaşı. Müvekkilimi sungurların eziyetinden, işkencesinden kurtarıyorum. Bir sen kalmıştın. Sen de mi silah çekeceksin bana yüzbaşı? Bana bak lan. Aslı'nın yerini öğrenemezsem sen öldün. Anladın mı? Öldün. O ne ya? Ne oluyor ki?
Zeren! Çocuklar siz 2 dakika bekleyin. Tut şunu. Doktor, az baksana bir. Hayırdır sultanım? Çocuklarıma bak ya. Boy boy ne güzel. Benim söyle, ne istiyorsan emret. Hemen söyle, 2 dakikada hallederim. Çok düşündüm doktor. Senden ayrılmaya karar verdim. Bu iş bitti. Mahkemeye başvuracağım. Ama Zelal, sultanım. Yeter doktor. Daha fazla küçülme. Sen busun işte. Aşağılık, yalancı, sahtekarın tekisin. Ne? Buraya kadar. Nasıl yani? Benimle alakası yok ya. Ben bu arada Zeliha'larda olacağım. Dükkana falan da sakın uğrama. Hadi çocuklar. Yürüyün. Zelal. Zelal gitme. Ya dur. Zelal. Zelal gitme. Zelal ya. Ya Zelal gitti. Zelal gitti ya. Gitti ya la. Ya gitti. La gitti. Vallahi gitti ya. İlçeye dönüyoruz. Beni otelde bekleyin. Olur avukat bey. Ne yaptın avukat? İstediğinizi yaptım efendim. Savcı beye durumu anlattım. Ayrıca vali beye de sungurları şikayet ettik. Behram'ın sevkini aldık. Bu fotokopisi. En geç 2 saat içinde sevk edecekler. Tamam avukat. İyi iş başardın. Emrinizi bekliyorum efendim. Baba. Hazır ol tavus kuşum. Sıra sende. Operasyonu artık sen idare edeceksin. Tamam baba. Sen merak etme. Kapıyı aç. Buraya kadar Timci. Artık ayrılıyoruz. Behram işi tamam. Başka yere naklediliyor. Ben de onu yolda alacağım. Senin ve aptal kocanın sayesinde. Görürsün ulan. Daha şey bitmedi acem kızı. Thank you.
yapmayacaksın ha? Uslanmak huyum değildir. Atın bunu içeri. Kalk lan, kalk. Kalk. Hadi. Getir lan. Tamam. Sen yoksun korkuyorum diye. Dur oğlum, dur. Zalim, çekil beni buradan. Ne bağırıyorsun kızım? Ben bana ne senin güzelliğinle? Bunu normal konuşmam ki. Bırakma. Dur gitme. Ne olursun dur gitme. Beni ağlatma. Son kez bak gözlerime. Hapsetme. Komutanım ne yapıyor bunlar? Ne yapıyorsun lan? Allah'ım olamaz. Aslı! Son kez bak gözlerime hapsetme yalnızlığına. Sen yoksun korkuyorum bir zalim. Aga, aga. Aga bu Şahin bitti ya. Ya bir şeyler yapalım aga. Ya bizim ne yapıp edip Aslı'yı almamız gerek. Elimizde sadece Behram var. O bizi Farid'e, Farid de Aslı'ya götürür. Behram'ı çözmekten başka çaremiz yok. O herif avukata çok güveniyor. Çözülmez sadece. Doğru. Hastanede çözülmez Nazan. Doktor, Behram'ı kaçırıp firar süsü vereceğiz. Avukat da bağları kopunca çözülecektir. Sağ olun komutanım. Bu iyiliğinizi unutmayacağım. Şşş, tamam ya. Aga hadi gidelim alalım şu şerefsiz hastaneden. Anka bir yuva. Anka bir dinlemede. Şahin'in yaptığı yanlış oldu Serdar. Adamlara kendi elimizle koz verdik. Behram'ı polis gelip alacak. Savcılığa sevk edilecek. Komutanım adam elimizden alınırsa Aslı'yı da bulamayız, Farid'i de.
Adamlar bence bunu bilerek yaptılar. Behram bizden çıktı Serdar. Generalin kesin emri var. Biz bu işe karışamayız artık. Behram'a sakın yaklaşmayın Serdar. Bu bir emirdir. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Şerefsiz herifler. Aslı'dan vazgeçmemizi istiyorlar komutanım. Behram bizim tek şansımız Serdar. Ya aga şimdi ne yapıyoruz ya? Oturup bunu seyredecek değiliz herhalde, değil mi? Hazır olun. Behram alacağız. Kaçıncı oldu Zeliha ya? Yuva yıkmak kötüdür Zeliha. Bir daha düşün sen. Yok Zeliha, artık yeter. Yoruldum. Alo Vahit, geliyor musun? Canım gelemiyorum. Görev çıktı. İle gidiyorum şimdi. Gitmeden aslan oğlumun sesini bir duyayım dedim. Misafirimiz vardı. Zeliha geldi. Başkası gidemez mi yerine? Üzgünüm Zeliha. Ama erken gelmeye çalışırım. İyi o zaman, ne yapalım? Samet, oğlum. Bak, baban sesini duymak istiyormuş. Hadi babanı alo de. Canım benim. Baba. Aslan oğlum benim. Akşama sana oyuncak getireceğim ha. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ ol Zeliha. Hastaneye gidelim Ahmet. Tamam komiserim. Komutanım, ben hazırım. Doktor, sen de adam alacaksın. Aga tamam, ben de hazırım. Adam çıkmaya hazırlanıyor. Şahin, sis bombasını hazırla. Hazırım komutanım. Kız geldiğimizden beri burada. Hayrola, geçmiş olsun. Hasta falan mısın? Abimlerden dayak yedim. Oh. Aman takma ya. Geçer boş ver. O zaman içeride hastan falan mı var senin? Yok. Hastalar için verilen yemekten bekliyorum. Gelip burada bekliyorum. Bazen veriyorlar. Sen nerede oturuyorsun ki? Kanalıköy'de. Abo. Ya ta oradan buraya yemek için hastaneye mi geliyorsun? Ama yemek de çıkmayabilir. Yemek çıkmazsa? Olsun. Aç uyurum. Ya o zaman ben niye burada hala duruyorum ki? Hemen koşayım gideyim. Şuradan ekmeğin arasına güzel güzel yemekler yaptırayım sana. Yersin değil mi? İstersin. Hiçbir yere gitme. Hemen geliyorum ben. Burada bekle, hemen geliyorum. Doktor, hayırdır, ne oldu? Hayırdır Şahin? Ne? Allah. Asubayım. Araçları çevirin. Tamam komiserim. Ahmet sen de. Tamam komiserim. Komutanım, araç geldi.
Ne ulan? Ağzın kulaklarına varıyor. Boşuna sevinme lan Tribişon. Nereye gideceğin belli olmaz. Bırakın bu ayakları. Yaklaşamazsınız bana. Savcının yazısını gördüm. Ulan o gördüğün hayaldi. Ama ben gerçeğim, anladın mı? Yüzbaşı Serdar. Tutukluyu teslim alıyorum yüzbaşı. Yürüyün. Şahin, çıkıyoruz. Timci kızı unutun yüzbaşı. Şanslıysanız cesedini çöplükte bulursunuz. Ama sadece bu kadar. Mehram, senle daha işim bitmedi. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Doğru yürüsene. Ne yapıyorsun? Ya gerçekten de acıkmışsın ama biraz yavaş ya. Gerçekten boğulacaksın ha. Çok acıkmıştım. Belli. Çok cana yakın kız ya. Toparla kendini doktor. Aman diyeyim. Ya senin adını sormadım daha. Ha, adın ne senin? Bejan. He, güzel adın varmış ya gerçekten. Ya söylesene, bu abilerin falan seni niye dövüyor? Boş ver. Senin adın ne? Ya şimdi herkes bana doktor de. Şimdi gerçekten ismim doktor değil ama gerçek ismimi de vallahi kullanmaya unuttum gibi bir şey yani. Doktor da gitsin ya. Doktor, hazır ol, çıkıyorlar. Doktor, neredesin oğlum, cevap versene. Lan oğlum, nereye kayboldun doktor? Akabağlıları, hazır olun, çıkıyoruz. Lan doktor, neredesin? Doktor! Gerçekten doktor musun? Yani evet, yani doktorum ama doktorluk terimi tam benim yeteneklerimi şey yapmıyor, anlatmıyor. Mesela bana ordinarius demek lazım. Profesörüstü gibi bir şeyim yani. Ama ben doktorluk yapmıyorum ha. Timi seçtim, timcilik yapıyorum. Doktorluğu sevmiyorum. Gülüşünü sevdiğim Bejan. Bejan, karnını da doyurdun maşallah da eve nasıl döneceksin şimdi? Hep yaptığım gibi yola çıkarım. Köy taraflarına giden askeri araçlara binerim. Gerçekten de en iyisini yaparsın. Çünkü şimdi senin gibi hanım yani güzel ya, yani şey olan kız olarak olduğu için en iyisi o yani, askerlerle gitmek çok emniyetli çünkü. Evet, yani hem öyle hem de abilerim askerleri görünce beni dövmüyor. He. Doktor ortalıkta yok komutanım. Yüzbaşım. Bu pislik size teslim asılayım. Anlaşıldı komutanım. Hadi. Bir suçluyu götürüyorlar. Kim suçlu? Narey! Ben ne yaptım? Benim hemen oralara gitmem lazım. Belki bunlar bizim köyden geçerler. Geçiyorlar da. Ya söylesene, beni de götürsünler. Tamam hadi gel acele et. Aha öldürecek. Nay senin be. Ulan berbat ettin işi be. Bu sıradan bir mahkum değil, tamam mı komiserim? Bu pislik Kudüs ordusuna çalışıyor. Yolda pusu olabilir. Çok dikkatli olun, anlaşıldı mı? Uyardığınız için sağ olun yüzbaşım. Dikkatli oluruz. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun yüzbaşım. Neredesin sen? Ne cehenneme kayboldun doktor sen?
Aga şey oldu şimdi ben... Bunu konuşacağız doktor. Şimdi sırası değil. Arkaya gel. Ya Vahit komiserim ne yapıyorsun acaba ya? Gerçekten de vallahi ne zamandır görüşemiyoruz. Ya bir konu var. Bunu sana mutlaka anlatmam lazım. Bizim Zelal beni terk etti. Hem beni terk etti hem de evi terk etti. Beni de terk etti. Hadi be. Boşanacağım öyle şeyler diyor. Ya sizin eve mi gitmiş de? Yengeye bir haber ver. Zaten softtır Zelal. İki dakikada konuşursunuz ikna olur. Hemen bir ikna edin de gelsin ya. Tamam doktor ben konuşurum. Komiserim sağ olasın. Sağ ol. Ya bir konu daha vardı ya. Şu kız arkadaş Kınalı köyünde ikamet ediyormuş. Sizin yolunuzun üstü galiba. Şunu sevabını hele bir köyüne bırakıver ya. Olur gelsin. Gel kız. Buyurun. Sağ ol komiserim dostum. Sağ ol. Görüşelim doktor. Ya ben zaten hep buralardayım. Hı hı. Yarın falan da buralardayım. Tamam. Buralar benden soruluyor. Görüşürüz. Haydi. İşi de doğru yapın be. Doktor, bu kaçıncı oldu ha? Aga şey, ben Zelal yüzünden kafam dalgın da biraz ondan konsantrasyon... Şahin. Dikkat et, bizi fark etmesinler. Emredersiniz komutanım. Şahin ya. Bir de ulaşılsın sana ya. İnşallah Serdar abininki çekiyordur. Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Bip sesinden sonra mesaj bırakabilirsiniz. Ya nerede bunlar ya? Serdar abi, benim Aslı. Abi ben terk edilmiş bir köydeyim. İlçenin kuzey tarafında. Yaklaşık 7 kilometre içeride. Abi Behram'ı kaçıracaklar. Bir kız var işin başında. Allah'ım ne olur çalsın lütfen. Bela bunlar.
doktor, o polis aracına bindirdiğin kız nereden çıktı? Şey, işi batırmamın sebebi o kıza. Hastanede bahçedeydi. Kınalıköy'de oturuyormuş. İyi bir kızcağız. Ben de iyilik yapmak istedim. Ne yapayım? Karnı da açtı. Zelal senden ayrılıyor. Sen hala ne peşindesin doktor ya? Yav gene yılanlığın tuttu Naz'a he. Hesatlık yapma. Benimkisi küçük bir iyilikti. Hepsi bu. Komiser abi, telefonundan abimi arayabilir miyim? Al, ara bakalım. Tamam mı? Her şey yolunda. Biz hazırız. Komiser abi, karın seni istiyor. Ne diyorsun sen be? Ne karısı? Alo, Zeliha? Vahit, öldürecekler beni Vahit. Dediklerini yapmazsan oğlumu da, beni de, Zelal'i de, çocukları da hepimizi öldürecekler. Ne diyorsun sen Zeliha? Kim bunlar? Ne oluyor komiserim? Karımla çocuğumu rehin almışlar. Ulan sen... Araca hakim ol polis. Dediklerimi yaparsan karının canı yanmaz. Ne istiyorsun? Ver telefonu. Beş kilometre ileriden toprak yola gireceksiniz. Ambulansın peşinden gelmesini sağla. Yoksa oğlunla karın ölür. Dikkat et, kapan Şahin! Dikkat et, yalnız olan! Mevsim'in çocuklar. Kimse görünmüyor Serdar. Bizi fark ettiler. Aga, o zaman bizim araçlar pusuya gidiyor. Telsiz, telsiz kontrol. Bombayı uyarmamız lazım. Telsiz frekansını bilen var mı? Bunu sadece merkez bilir. Albay bana fena bozulacak. Yuva Anka 1, çok acil. Serdar, devam et. Komutanım. Behram'ı götüren konvoy pusuya düşecek. Acil. Acil durdurulması gerekiyor komutanım. Sen neredesin Serdar? Hadi çıkıyoruz, hadi. Zavallı kızın başı da yanacak ha. İleriden sağa dönüyoruz. Merkez 12-24. Bölgede pusu var. Acil, acil durun. Tekrar ediyorum, acil durun. Ne bu, nereden çıktı be? Komiserim, merkez durmamı emrediyor. Durmayın, devam edin. Ambulans da durmasın. Yoksa... Ya, kadınla tamam. Çocuk ölür. Dur. Tamam, dur. Sakin ol. 12-24 merkez. 12-24 merkez. Pusuyu biliyorum. Yolu değiştiriyoruz. Komiserim duralım. Buralar tehlikeli Asubay. Biz güvenli yoldan gideceğiz. Anlaşıldı. Siz de sakın ola kesinlikle durmayın. Devam edin. Thank you.
Çöz. Kadını çocuğu bırakın. Nerede kaldınız be? Şahin yakala şu şerefsizi. De şehit olmuş aga. Bak Serdar, bu polis de şehit olmuş. Ulan bunun hesabını vereceksin Farid. Hayırdır doktor? Aga, şey, arabaya bir kız bindirmiştim de ben. Buradayım doktor. Tamam tamam, korkma, geçti artık. Bu polisler niye buraya girdi? Bilmiyorum. Komiseri bir telefon geldi, buraya getirdiler. Sonra her yerden ateşler edildi. Çok korkuyorum. Ne olur bırakın beni, evime gideyim. Tamam. Sen git, ben seni yarın bulurum. Komutanım, güneyde, 5. bölgede eski karton fabrikası. Buradaki herkes infaz edilmiş. Acil buraya ekip gönderin. Fabrikada neler oldu? Sungurlar çıktı ortaya. Behram'ı aldılar. Konvoyu takip ediyorlardı zaten. Bu iyi olmadı. Sen de deşifre oldun. Sungurların hedefindesin artık. Hastanede tanıdığım timci sayesinde işi idare ettim. Hala köylü kızı zannediyorlar beni. Bu iyi oldu. Behram ellerinde. Onu almak şart. Şu elimizdeki timciyle Behram'ı takas pazarlığına girsek... Bu dediğin mümkün değil tavus kuşu. Ama galiba artık B planını uygulama zamanı geldi. B planı mı? B planı. Düşman tarafından yakalandığın zaman onları can evinden vuracak şekilde kendini patlatırsın. Canlı bomba mı? Fedai. Davasına inanmış, adanmış kişi. B planının uygulandığından emin olmam lazım. Sen dön. Ben karargaha gidiyorum. Behram'la konuşacağım. Nerede kaldı bu polisler ya? Kudüs ordusu meydana olduğu iddia edilen kişiyi kaçırmaya kalkışanlarla çıkan çatışmada Komiser Vahit Sesli, polis memuru Ahmet Üçyıl ve Asubay Cihan Mehmet şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenlerin ardından memleketlerine ulaştı. Allah! Vahit'im! Vahit demedi Zeliha, bir dur. Genel Başkanlığı da yaptığı açıklamada... Vahit demedi. Çok sayıda terörist... Vahit dedi abla! ...hale getirildiği belirtildi. Resmi işte! Şehit olmuş dedi! Askerlerimizin şehit olduğu... Allah'ım sabır ver bana! Söyle gitsinler! İstemiyorum! Sakin ol, tamam. Söyle. Tamam, tamam Deliha, tamam. Sakin Vahit ol. Vahit akşam gelecek. Oğluma oyuncak getirecek. Tamam. İstemiyorum. Söyle gitsinler.
az subayla iki polis şehit oldu. Anla. Artık seni kimse kurtaramaz. Şimdi anlat. Varit nerede? Aslı'yı nerede tutuyorlar? Ben bir şey bilmiyorum. Boşuna vakit kaybı komutanım. Niye konuşturuyoruz ki bu? Konuş lan. Üçe kadar sayacağım. Üç. Ya Zola, ne yapıyorsun acaba ya? Kapalı alanda susturucu takmadan tıf tıf diye sıkıyorsun. Gerçekten çok asabi oldun ya. Aynı bir zimzeler gibi oldun. Sayayım mı bir de? Sayayım mı bir daha? Yüzbaşı. Al şunu ayağı başımdan. Yüzbaşı. Alsana. Bana bak Behram. Karısının elini kestiniz. Ben artık onu durduramam. Konuş. Konuş! Komutanım, biz ilçeye giriş yaptık, geliyoruz. Behram, şimdi kızın geliyor. Kızın Zehra. Hatırlıyorsun değil mi? Bana bak bana. Senin bir kızın var. Dünya tatlısı bir kızın var. Zehir gibi. Bu suçlarla kolay kolay dışarı çıkamazsın. Hapislerde çürüyeceksin. Peki o dünya tatlısı kızın ne olacak? He? Annesi de yok. Bana bak bana. Yalnız mı bırakacaksın onu? Bana bak. Bana eğer Aslı'nın yerini söylersen, Farid denen pisliği bana verirsen, hı? Berhan. Zehra. Dört şehidim var avukat. Dört. Niçin? Unut bunu avukat. Artık dünya gelse onu vermem. Her şeyi tek tek söyleyecek. Farid'i, Kudüs ordusunun hedefini, Aslı'nın yerini, her şeyi söyleyecek. Yoksa o saldırıda Behram da öldü avukat. Anladın mı? Anladım. Müsaadenizle. Vay avukat bey. Bu ne güzel sürpriz böyle. Sayın valim, rahatsız ettim. Olayı duymuşsunuzdur. Nakil sırasında bir kaza oldu. Şimdi Sungurların karargahındayım. Ancak müvekkilimle görüşemiyorum. Sizin emriniz mi bu? Olur mu hiç avukat bey? Ne demek görüşemiyorsunuz? Kim var orada? Albay yanında sayın valim. Vali bey. Albayım, derhal avukatı zanlıyla görüştürün. Başımızın derde girmesini istiyorsunuz. Biz bir hukuk devletiyiz. Peki vali bey. Benim naklim önceden planlanmıştı. Farid tarafından. Behram, geç bunları. Sadede gel, sadede. Farid kim diyorum sana? Hala sen bizle oyun oynuyorsun ya. Anladım. Sen anlaşılan kızını zerre kadar sevmiyorsun. Peki. Sen bilirsin. Nerede lan Aslı? He? Patlatacağım lan beynini, söyle. Şahin. Yazık. Sen o kızı hak etmiyorsun. Hem de hiç hak etmiyorsun. Konuşursam eğer... Biz de senin için elimizden geleni yaparız. Etkin pişmanlık yasası. İtirafçılık yasası. Tamam, konuşacağım. Farid. Kayıplarınız için üzgünüm yüzbaşı. Müvekkilim zanlıların yakalanması için gördüğü her şeyi anlatacak. Ne biliyorsan anlat.
Farid kim? Bu saldırıyı kim düzenledi? B planı var mı? Her şeyi anlat. İş artık sende. Siz kalın isterseniz. Ben dışarıdayım. Serdar, emredersiniz komutanım. Behram, buyur. Seni dinliyoruz. Patlayıcı özel bir sistemle karın içi bölgenize yerleştirildi. Tetik sizde. İstediğiniz an, istediğiniz yerde patlatabilirsiniz. Sarıldığı özel muhafazayla her türlü X-ray'den kolaylıkla geçebilirsiniz. Sizler Kudüs ordusunun etkili ve hayatını davası için adamış özel insanlarısınız. Sıkıştığınız yerde canlı bomba olmaktan çekinmeyeceksiniz. Düşmanı can evinden vuracaksınız. Sizler cennete giderken düşmanlarınız geberip gidecek. B planı. Hadi Behram, kızın geliyor. Zehra geliyor. Babasını böyle görmesin. Hadi konuş, biz de seni buradan çıkaralım. Kızını güzel bir yerde karşıla. Behram, hadi sene. B planını devreye sokmam gerek. Behram, ne diyorsun ha? B planın ne? Kim bu evladım? Tutuklunun kızıymış komutanım. Serdar komutanımla görüşmek istiyormuş. İyi, götür, içerideler. Hadi gel. Bu kız işi bozacak be. Albayım, ben arabadayım. Sorgu bitince bana haber verirseniz müvekkilimle görüşürüm. Tamam abi. Bir bardak su alabilir miyim? Anlatacağım her şeyi. Ama siz de sözünüzü tutacaksınız. Tamam. Sen anlat. Söz. Biz ne gerekiyorsa yapacağız. Anlatacağım her şeyi. Türkiye'nin Suriye politikasından rahatsız olan Kudüs ordusu, Türkiye'yi cezalandırmak için harekete geçti. Türkiye'de uyuyan hücreler aktive edildi. Şu an Farid'den gelecek emirleri bekliyorlar. Bu hücrelerin kullanacağı silah, araç, gereç hazır hale getirildi. Silahlar Esed'in güçlerinden çalındı ve bir yere gömüldü. Türkiye'nin Kudüs ordusunun sorumlusunun adı Farid. Gerçek adı General Nasser Gaffari. Peki nerede bu Farid? Ha? Behram? Ulan! Buraya kadar lan! Artık bu işi bitirmenin zamanı geldi. İçimde yarım kilo C4 var yüzbaşı. Ben öyle ya da böyle öleceğim. Ama siz de buradan sağ çıkamayacaksınız. Ulan kızım geliyor be.
Senin için geliyor lan, senin için. Onu canlı bomba olarak mı karşılayacaksın lan ha? Bırak o sümüklüğü. Zaten hep başıma bela oldu. Acıdım size ya. Kızımı görünce çözüleceğimi sandınız. Gerizekalılar. Komutanım. Mustafa, sen dışarı çık. Çık çık. Baba. Serdar abi. Baba, o elindeki ne? Babanın karnında bir bomba var Zehra. Baban da onu patlatacakmış şimdi. Hatta şimdi sen girmeden senin için o başımın belası dedi. Bomba mı var? Bomba var, ne olacak? Davam için yok edeceğim burayı. Boşuna debelenme yüzbaşı. Beni asla çözemezsiniz. Neden baba? Ben neden arkadaşlarım gibi olamadım? Sen niye diğer babalar gibi değilsin? Neden kötüsün? Zehra sus. Çık buradan. Ya da sen de. Evet ben de. Tamam baba. Madem benden nefret ediyorsun. Madem ben belayım senin için. Ben de öyleyim. Zaten sen kendini öldürdükten sonra ben ne yapacağım tek başıma? Biliyor musun? Ben her şeye rağmen, tüm kötülüklerine rağmen seni çok sevdim. Hep benim babam düzelecek dedim. Hep kandırdım kendimi. Zehra, çık dışarı. Serdar abi, vuracak mısın babamı? Şahin abi yasa. Hayır Zehra. Babanı vurmayacağız. Babamda bomba var demek. Zehra. Zehra çok yaklaşma Zehra. Baba. Patlatacak mısın kendini? Bana, kızına, Zehra'na kıyacak mısın? İyi o zaman patlat baba. Beni de öldür. Beraber ölelim. Bari ölürken beraber olalım. Hepiniz orada öleceksiniz lan. Hadi baba patlat. Madem öldüreceksin herkesi. Beni de öldür. Zaten yoruldum. Senin iyi olacağını beklemekten yoruldum. Zehra, Azim, sen dışarı çık. Bana bak. Sen de elindekini at. Çıkmam. Siz karışmayın bana. Babamla ölüme gidiyorum ben. Kötü de olsa o benim babam. Baba. Küçükken sen beni severdin baba. Hatırlıyorum, bana içimin aydınlığı derdin. Ben senin aydınlık tarafının baba, değil mi? Babamı vuracak mısınız Serdar abi? İndirin silahları. Hayır Zehra. Babanı vurmayacağız. Hadi baba. Sen de yapma ne olur. Evimize gidelim. Seni çok özledim baba. Ağlama baba. Sen benim babamsın. Babam. Tamam. Baba. Farid Türkiye'de büyük bir
uyuyan hücre yapılanması kurdu. Bunlar emir geldiği an her yeri havaya uçurmak için bekliyorlar. Behram, Farid kim? Nerede? Ha? Farid... Tetikleyici çalıştırılınca pip sesi duyulur. Bu andan itibaren dönüş yoktur. 10 saniye sonra her şey biter. Patlayacak. 10 saniye var. Çıkın! Baba! Çıkın! Hadi! Hadi! Nasar Gaffari'ye söyle, artık elimde. Ne oldu baba? Behram tamam mı? Bu adamlar çok oluyor artık. Behram tamam. Ama bu sungurlar burada durmayacak. Peşimi bırakmayacaklar. Behram uyuyan hücreleri söyledi bunlara. Bir taşla kuş katliamı yapacağız. İlçedeki uyuyan hücreleri feda edeceğiz. Sungurlara ihbar edeceğiz. Nasıl yani baba? Kendi adamlarını mı teslim edeceksin? Gövdeyi kurtarmak için kolu feda etmek lazım Bejan. İyi dinle. Bulut'un bütün bilgilerini Nasser Gaffari olarak değiştir. Şu andan itibaren General Nasser Gaffari Bulut olacak. Baba, sen kendini öldü göstereceksin. Öyle. Sungurlar Kudüs ordusu komutanı Nasser Gaffari'yi, yani beni öldürdüklerini, Kudüs ordusunun operasyonunu da bitirdiklerini sanacaklar. Bu inanılmaz bir plan baba. Ben adamları ayarlarım. Sonra içeriye gideceğim. Şu soytarıyla buluşacağım. O dimciden ne biliyorlar öğrenmeye çalış. Aha benim biraz işim var da ben bir çıksam diyorum. Doktor, kaybolma, aradığımda yakınlarda ol. Tamam aha tamam, hiç sorun değil. Volkan, bulamadım hala. He? Bakıyoruz komutanım. Komutanım bulduk. Bana adamın adresini ve resmi çıktısını ver. Emredersiniz komutanım. Doktor, utan halinden utan. Liseli çocuklara döndün. Doktor, sen çok iyi birisin. Keşke abilerim de senin gibi olsa. Ya Bejan, sen onları merak etme ya. Konuşurum ben abinlerle gerekirse. Sana bir daha ellerini bile süremezler. Hem bu arada komutanla da konuşurum yani. Bizim orada sana bir iş bakarız. Abilerin zaten oraya hayatta da gelemez. Hem daha sık da görüşebiliriz yani. Ay ne iyi olur doktor. Zaten şu sungurları hep merak ediyor. Her yerde sizden bahsediyorlar. Hatta Kudüs ordusu mu ne varmış? Belalarmış. Aman belaymış. Biz çok belayık. Bela olsa ne olur acaba? Ya biz gerekli zaten bütün araştırmaları ve istihbaratları her bir şeyleri yapmışız. Adamın örgütlerinde kim var kim yok onların ne biçiğini almışız zaten. Ya ondan sonra pata 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 öyle acayip hareketleri var. Onların yaptık mı adamları aldık. Hız gelir sırıs gider bize ne olacak ya. Hani? Ya bunlar nereye gidiyor acaba? Anka 5, Anka 1. Aga ya nereye gidiyorsunuz böyle bensiz ya? Farid'in yerini bulduk.
doktor. Almaya gidiyoruz. Farid mi? Doktor? He. Farid kim? Farid mi? Ya işte bir tane baş belası, Kudüs sorusu filan bir şeyler var. Oradan öğrendik hepsini. Onların başı pislik bir adam işte. Baba? Oy, oy yandım. Canım kızım. Canım kızım benim. Baba sen neredesin ya? Biliyor musun Zeliha ablanın kocası Vahit abi var ya o... Tamam biliyorum kızım, sen bunları düşünme. Sonra konuşuruz bunları, tamam mı? Vay doktor. Hiç vakit kaybetmemişsin. Ayıp be ayıp. Arkadaşın Vahit şehit olmuş. Senin şu haline bak. Ayıp. Yaşından başından utan. Tin yetsiz herif. He. Zeliha babasının evine gitti. Biz lojmanda kalacağız. Sen sakın gelme. Ya. Nerelere gidem? Ne yapam ben ya? Öf. Oğlum ben çıkıyorum. Sen de işini bitir eve git. Tamam usta. Farid bu komutanım. Neyi bekliyoruz? Serdar uzaklaşıyor hadi. Behram uyuyan hücrelerden bahsetti. Farid Behram'ın öldüğünü öğrenmiştir. Bunları tek tek almazsak ilçe yangı yerine döner. Şahin, Farid sende. Emredersiniz komutanım. Ali, sen de git. Emredersiniz. Takip edin. Şahin, doktora söyle bizi bulsun. Ben dükkana bakacağım. Sana ulaşırım, tamam mı? Emredersiniz. Merak etme, biz askeriz. Hı hı. Ne arıyoruz Serdar? İşte bunları arıyoruz. Saldırı planlıyorlar. Hadi çıkalım. Hadi. Ulan şu dağların dili olsa da konuşsa ya. Bejan, ömrüm geçti burada. Ömrüm. Yediler bitirdiler beni. Ah. Abilerim orada. Nerede o? Gördüler bizi. Tamam korkma, ben hallederim ya. Abiler. Hey. Doktor. Ne oldu? Seni tanıdım. Sana yakınlaştım ama yanlış yaptım. Hem senin karın çocukların var. Yani şimdi yanlış olan bir şey yok. Yani biz bir şey yapmadık ki. Nesi yanlış olsun ki bunun? Ben evliyim doktor. Bu işin sonu olmaz. Görüşmeyelim bir daha. İyi. Bu herif hastanın yerini biliyor. Şahin sakın. Dur. Serdar komutanın kesin emri var. Şahin, Barit bu. Yapma. Aslı'nın yerini biliyor bu. Karım ellerinde. Elini kestirir. Anladın mı? Ha? Hey! Susadım lan, su getirin bana! Hey!
Lan susadım, lan susadım. Al iç. Ya. Oha be aptal. Hey. Of Şahin. Neredesin? Neredesin ya? Dur lan. Dur. Şşş. Geç lan şerefsiz. Farit, bana bak. Nerede lan Aslı? Sana diyorum. Ne yaptın Aslı'ya? Oğlum konuş, dağıtmayayım beynini lan. Konuş. Ne yaptın Aslı'ya? Nerede Aslı? He? Oğlum niye konuşmuyorsun lan? He? Patlatayım mı beynini? O mu istediğin? Konuş. Sen neden bahsediyorsun bilmiyorum. Ben demirciyim. Lan oğlum delirtme beni. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Kudüs ordusu komutanı General Naser Gafari. Ya şimdi Aslı'nın yerini söylersin. Ya da seni sustururum. O zaman karnını nasıl dolacaksın? Gözüm. Şahin, adam nerede? Kaçtı adam, kaçtı komutanım. Ulan bir de emir dinleyin be. Adamı kaçırırsak görün bakın akşam haberlerde ne olacak. Siz bizi uzaktan takip edin. Naza, sen şu tarafa git. Abdullah, sen de şöyle git. Tamam. Hadi, hadi. Ali iyi misin Ali? İyiyim, iyiyim. Kör oldum valla. Bulacağız diye göbeğimiz çatladı. Şahin, nasıl bu kadar aptal oluyorsun ha? Aslanım bana bak, Farit bu, Farit. Ne zamandır peşinde olduğumuz adam. Nasıl yapıyorsun bunu sen ya ha? Aslı komutanım. Al sana Aslı. Buldun mu ha? Adam yok. Bir daha da asla bulamayız. Ne Aslı'yı ne de Farit'i. Serdar. Adam caminin yanından geçiyor, peşindeyim. Tamam Naza, sakın kaybetme, geliyoruz. Hadi çıkıyoruz. Ula güzel kızdı ya. Ezel Ali ne yapacağım? Boşanır mı ki gerçekten? Öf. Birazdan geliyoruz, tamam mı? Aha, işte bu. Ne oğlum siz Beşan'ın abileri değil misiniz lan? Sus ulan. Al sana. Geri lan. Abim abi anlamam lan ben. Abi, abi gözünü seveyim vurma. Kes. Gözünü seveyim vurma abi. Konuş lan. Konuş yoksa kafanı var ya aha şu arkadaki duvara yapıştıracağım. Abi. Konuş lan konuş. Beşinin kocası kim lan? Abi Bajan abli değil. Ya konuş ağzını patlatırım ha. Evli değil abi vallaha. Ne? Değil abi. Hadi ya. Yürü lan. Lan. Kalkın lan kalkın. Yürü. Haydi kalk. Kalk, kalk hadi. Yürü yürü. Yürü lan. Yürü. Ne olun. Abo evli değilmiş ya lan. Ne acayip olaylar oluyor. Doktor hemen bağırancıların arasına gelin. Acil. Tamam yaz ola merak etme yettim. Thank you.
Adam içeride Serdar. Şahin, bu adam sizde. Biz Naza ile bunu takip edeceğiz. Sakın bir aptallık daha yapma. Adam kiminle buluşuyorsa onu da biriniz takibe alın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Giderim. İçeri girdi. Nasıl? Tamam Serdar, adam bende. Hadi Apo. Lütfen fevri davranma. Hey, hoşlar, ne haber ya? Doktor, iyi. Farid ilçedeki uyuyan hücreleri eyleme gönderiyor. Serdar abi aynı anda bütün hücrelere eş zamanlı operasyon yapacak. Şahin, adam çıktı. Diğeri bende. Hadi. Hadi doktor. Bir adam daha kaldı. Sonrası Allah kerim. Sende. Tamam. Adamın bu. Hadi. Tamam yazı olan. Adamlar oltaya geldi baba. Oyunun tuttu. İyi. Köpekler kemikle oyalansın. Hem belki bu sırada bir bakarsın yeni bir iş de çıkar. Thank you.
Anka bağlıları hazır olun. Bu eylem eş zamanlı olacak. Zamanı ya da adamımızı kaçırırsak felaket olur. Bunlar Kudüs ordusunun uyan hücreleri. Adamlar yıllarca bu anı beklediler. Unutmayın, tek atış, tek şansımız var. Anlaşıldı komutanım. Şerefsiz elimde aga, kuş olsa uçamaz. Hazırım Serdar. Handayım komutanım, hazırım. Hazırım komutanım. Hazır olun. Emrimle. Farid. Buraya kadar Farid. Sungurlar şimdi... Hadi Esin. Bak bebeğim burada. Hadi. Hadi gel. O bebek benim. Hayır benim. Atma. Hayır. Atma bebeğimi bırak. Var be. Amma bir yakladın ha. Allah'ım yardım et bana. Ne olur yardım et. Şahin. Şahin neredesin? Neredesin? Aslı! 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 Aslı dayan! Şahin! Şahin! Aslı! Aslı tamam kurtaracağım seni, kurtaracağım! Şahin yardım et! Aslı dayan, dayan, ne olur dayan! Aslı! Şahin! Yardım et ne olur! Şahin! Hayır! Şahin! Aslı! Şahin! Aslı dikkat et! Şahin! Şahin! Aslı! 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 Dayan!
Bulacağım Aslı Seyit. Bulacağım. Ya senin adını sormadım daha ha. Adın ne senin? Bejan. 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 Güzel adım varmış ya gerçekten. Al ya şunu. Aa Zelal. Ya sultanım gene muhteşem yemekler yapmış gelmiş ya. Ya Zelal acaba diyorum daha beni ne kadar eve almayacaksın ya. Alsana beni eve. Bak burada durumum gerçekten hiç iyi değil. Üşüyorum, tir tir titriyorum. Hep kafamdan da darbe yedim. Kafam acıyor felaket şekilde. Hadi evimize gidelim Zelal. Unut bunu doktor. Artık biz diye bir şey yok. Ya Zelal sen ne diyorsun ya? Olur mu hiç öyle bir şey ya? Üf. Vallahi sen onu daha önce düşünecektin. Ya Zelal ortada hiçbir şey yokken yani bu yaptın. Ya sen ciddi misin ya? Ay hadi doktor tamam daha fazla dinleyemeyeceğim. Allah ben senden korktum Zelal ha. Vahşi bir kadın ya. Hiç uslanması yok ya. Yeh. Bu ne? Nazar, Şahin durumu nasıl? Farid'in öldüğünü duyunca delirdi. Haksız da değil Serdar. Aslı'nın yerini kimse bilmiyor artık. Farid öldü. Kudüs ordusunun büyük operasyonu bitti. Adamlar kolay kolay toparlanamazlar artık. Aslı'nın yerini bilen kimse kalmadı. Aslı'yı bulmamız imkansız gibi artık. Emredin komutanım. Şahin ilçede kahvelere basıp sorun çıkarıyormuş Serdar. Ekiplere müdahale etmemeleri için emir verdim. Şu çocuğu sakinleştirin. Emredersiniz komutanım. Hayırdır Serdar? Şahin sorun çıkartıyormuş. Doktor alıp çıkalım. Tamam. Eyvallah sağ olasın. Nerede kilip duruyorsun? Derdin ne sen nesker? Kudüs ordusunun hücre evleri varmış. Söyle. Nerede bu evler? Defol git lan işine. Kaşınma asker. Ne olur lan kaşınırsan. Bana bak. Aslı nerede söyle. Nerede lan? Bilmiyorum. Ne? Bilmiyorum abi. Bana bak. Elbet biriniz biliyorsunuz. İçinizde bilen var. Elbet biriniz söyleyecek. Sen yardım et Allah. Tükendim.
Beceremedim. Kurtaramadım seni. Affet beni. Affet Aslı. Komutanım ne yapıyor bunlar? Ne yapıyorsun lan? Komutanım. Kim bilir ne halde Aslı orada? Elini kestiler komutanım. Kurtaramadım onu. Ya komutanım. Ne olur bir şeyler yapalım. Kurtaralım Aslı'yı. Delireceğim ben yoksa. Ne olur komutanım. Senin... Ulan amma psikopatmış bu ha. Dayak yemekten bıkmadım. Sana ekmek falan yok bundan sonra. İlçedeki hücre yapısını kaybettik. Ama gövdeyi kurtardık. Şimdi asıl operasyonu korkmadan yapabiliriz. Sungurlar denen bela yemi yuttu. Biraz daha var içeride. Haydi lan. Gruplar hedeflerini biliyor mu? Biliyorlar bacan.
Hadi çıkacağız ya. Hadi arkaya doğru. Ya bunlar bir yere saldıracaklar. Serdar abiyi aramalıyım. Telefon telsiz bir şey yok mu burada be? Bütün askerler öldürülecek. Farid'in emri bu. Orada Türk bayrağının dalgalanması kanıma dokunuyor. İyi oldu bu. Yıkılsın türbeleri başlarına. Sadece türbeleri değil, Türkiye sınırında El-Kaide devleti kurulacak. Hedefleri burası olmalı. Şahin'i aramalıyım. Dur kumulama! Dur! At silahı! Tamam, tamam. Ses sesini geç. Tamam, tamam. Ateş etmeyin. Ha şöyle. Yine mi rahat olmuyorsun sen be? Ulan ne manyak çıktın sen? Ne oldu? Korkuyor musun benden? Suratsız. Gebertirim lan seni. Ne oluyor burada? Bu timci kız hücreden kaçmış. Buraları karıştırıyordu. Götürün şunu. Tamam komutan. Yaz oğlum. Yani gidip 3 tane kahve dağıtmışsın. Bir tane adam çıkarmışsın oradan dövmüşsün. Yaz oğlum. Ya bu yapılacak iş değil yani. Aga da bozuk. E durumlar eskisi gibi değil. Oğlum yani hiç rahat durmuyorsun ki sen. Aha kalk aga geldi. Sayende albaydan fırça yedim. Şikayetçi olmasınlar diye kahveleri tazminat ödeyeceğiz. Böyle yaparsan Aslı'yı bulamayız Şahin. Yani komutanım, kusura bakmayın da ben tutamadım kendimi. Bir de ipucu yok, bir şey yok. Sen bak doktor. Senin miydi? Evet, kimsin? Doktor, benim Aslı. Anam Aslı, Aslı. Aslı bıdık, Aslı arıyor. Aslı, bıdık arıyor. Aslı, Aslı iyi misin? Neredesin? Elin nasıl Aslı, elin? İyiyim, dur sakin ol. Ben iyiyim. Ya durumun ne, elin nasıl? İyiyim ben, merak etme. Size ne seyrettirdiler bilmiyorum. Ama elim kesilmedi, iyiyim. İyi miydi, iyi miydi? Eli iyi, eli iyi. E bu süper. Aslı. Şahin. Aslı, kızım neredesin ha? Çabuk söyle. Komutanım, bir hücredeyim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Trenden çalınan cephaneleri hatırlıyor musunuz? Kudüs ordusu, hatırlıyorum. O silahlar burada. Alçaklar büyük bir operasyona hazırlanıyor. Bir türbeden bahsediyorlar. Bir de sınırda El-Kaide devleti kuracakmış Farid. Aslı, emin misin? Ne oldu? Kudüs ordusunun oyununu bozduk. Farid dahil bütün adamlara öldürüldü. Komutanım, adamlar burada. Hatta başından beri emir veren biri var. O da burada. Bir de bir kız var. Biraz önce konuşmalarını duydum. Aslı, emin misin ha?
dün ilçedeki uyan hücrelerin tamamı ve Farik öldürüldü. Komutanım, eminim. Ya şimdi gördüm. Oyun oynamışlar size. Adamların operasyonu yapacakları yerin fotoğrafını bile çektim. Atacağım şimdi. Ya ne oldu Serdar? Ata? Oyun oynadılar bize. Farit yaşıyor. Bizi yanlış yönlendirdiler. Yürüyün çabuk. Birazdan sizinle iletişime geçeceğiz. Kartal bir anlaşıldı mı? Hala bağlantı kurulmadı mı? Arazi hakkındaki istihbarat çalışmaları hala komutanım devam ediyor. Komutanım hazır. Monitöre veriyorum. Koşullar çetin. Komutanım. Burası bir türbe. Yolu da işaretlenmiş. Burası Süleyman Şah Türbesi komutanım. Suriye sınırı içindeki toprak parçamız. Bugün türbeyi koruyan birliğin değişim günü. Büyük plan dedikleri bu komutanım. Askerlerimize saldıracaklar. Niye böyle bir çılgınlık yapsınlar anlamıyorum. Arkadaşlar şaşıracaksınız ama Aslı'nın söyledikleri doğru. İstihbarata göre devrim muhafızları Kudüs ordusu üzerinden Türkiye sınırında bir El-Kaide devleti kurmak istiyor. Bunun hazırlıkları başladı. Dünkü oyunda bizi operasyondan uzak tutmak içindi. Farit kendini öldü gibi göstererek rahat çalışacaktı. Komutanım, bu hain planı bozmalıyız. Askerleri korumalıyız. Birlik yolda Serdar. Hemen sınırı geçin. Yolun güvenliğini sağlayın. Ben komutanla konuşacağım. Çabuk olun. Emredersiniz. Aslı, bizim çıkıyoruz tamam mı? Şahin'i aratırım seni. Emredersiniz komutanım. Şahin, yola çıktınız mı? Çıktık. Keşke seni almaya gelebilseydik. Olsun Şahin. Önce görevi bitirin de. Nasıl oldu? Nasıl yakalandın Aslı? Behram alçağı yüzünden. Kardeşin yaşıyor diye seni kandırdı değil mi? Ya Aslı kaç sefer söyledim sana o ite inanma diye. Annen ve kardeşin yaşıyor diye bir köye gönderdi beni. Yapacak bir şeyim yoktu Şahin. Ama hepsi tuzakmış. O alçak geberdi Aslı. Son oyununu da sana oynadı. Ya ölmesi kötü olmuş. Ya çünkü kardeşimin annemin yerini biliyordu Şahin. Ya hala annenin kardeşinin yaşadığına inanıyor musun Aslı? Şahin yaşıyorlar. Eminim buna. Ya sana çarşıdan bir bebek aldığımı söylemiştim hatırladın mı? Onu Behram'ın tarif ettiği evde buldum. Ya o bebek benim 3 yaşımdaki bebeğimdi Şahin. Hadi be çabuk olun hadi. Acele edin. Gel. Çabuk olun hadi gel. Hadi. Acele et. Hadi çıkacağız. Siz yerinizi alın, ben de geliyorum. Operasyonu ben idare edeceğim. Emredersin Ferit Komutan. Nereye Bejan? Seninle geliyorum. Çatışma çıkacak. Annene karşı sorumluluğum var. Ya sana bir şey olursa? Sana bir şey olursa diye beni hep geri planda bıraktın. Ben kendimi bildiğimden beri Türk askerinden ablamın intikamını alacağım günü bekleyerek yaşadım. Bak, bu fotoğrafı hatırlıyor musun? Ablam Eslim. Kucağındaki de benim. Türk askerinin evimize saldırdığı geceyi. Ablamı katlettikleri geceyi defalarca anlattın bana.
Ablamın intikamı için yıllarca bekledim ben. Artık savaşta ben de varım baba. Telefonum nerede ya? Telefon yok. Kahretsin be. Timci kız aldı. O bebeğin yanında kardeşimle benim fotoğrafımızı buldum Şahin. Ya o katliam gecesinde herkes öldü. Ev yandı dediler. Bu fotoğraf da yanmalıydı. Ya bebeği ben dışarıda düşürmüştüm. Kim buldu sakladı bunu? Annem buldu Şahin. Annem, kardeşim yaşıyor. Açın kapıyı. Gelen var, kapatıyorum Şahin. Sakın arama beni, tamam mı? Sil. Sil. Telefonum nerede lan? Manyak mısın be? Ne telefonu? Ara şunun üstünü. Burada yok. Şuralara bak. Tamam. Aha burada. Bu telefonla kimi aradın lan? Kimseyi aramadım be. Hep bir Türk askerinin kafasına sıkacağım bugünü bekledim. Kısmet bugüneymiş.